Bekir Hazar Eleman Avrupa borsaları korona'da ikinci dalga nedeniyle adeta yere çakıldı. Londra, Paris, Frankfurt, Madrid borsalarında şirketler büyük değer kaybetti. Tekrar patlama yaşayan İspanya'da bazı bölgelerde yüz binlerce kişiye sokağa çıkma yasağı geliyor. İngiltere'de Ekim ayında günlük vaka sayısının 50 binlere çıkabileceği iddia edildi. Başkan Johnson ülkede karantina günlerine geçiş olabileceğini açıkladı, marketler yağmalandı. Fransa'da alarm veren ve büyük paniği yaşayan ülkelerin başında geliyor. Günlük vaka sayısı 13.000'i e aştı, 14.000'e doğru hızla ilerliyor. Ekonomide virüsle birlikte büyük çöküş yaşanıyor. Ekonomi 2020 yılının ilk çeyreğinde %5.3 daraldı. Yıl sonunda da bu rakamın %15'lere dayanması bekleniyor. Salgın gerekçesiyle binlerce kişinin işine son veriliyor. Sadece Airbus, 2021 yılının yaz dönemine kadar yaklaşık 15.000 bin kişi işten atacağını açıkladı. Air French KLM'de benzer operasyona hazırlanıyor. 7500 kişinin işine son verileceğini duyurdu. Macron'un ülkesinde milyonlarca kişi işsiz kalacak. Beraberinde var olan sosyal patlama daha da büyüyecek, sokakları ve caddeleri ateşe verilen Paris dahil çok sayıda şehirde daha büyük olaylar yaşanacak. Türkiye'ye karşı savaş naraları atan Cumhurbaşkanı Macron'un ensesine birileri fena bir tokat atmış olmalı ki aniden ağız değiştirip Ankara ile diyalogtan bahsetmeye başladı. Paris'te tüm siyaset bilimciler, uzmanlar, akademisyenler Macron'u yerden yere vuruyor. Ekonomimiz çökerken atılan bu savaş naraları Macron'u da Fransa'yı da kurtaramayacak. Yerine kim seçilirse seçilsin, ekonomide bizi kara yıllar bekliyor yorumları ayyuka çıktı. Fransız siyaset bilimcisi ve Paris Jeopolitik Araştırmalar Gözlemevi Genel Direktörü Charles Saint Prott'tan geldi. Macron dünyanın büyük bir kısmını güldürdüğünün farkında değil diyor Prott. Fransa ile Türkiye arasında silahlı çatışma olmayacak. Macron'un pozisyonu en çok Washington, Londra ve Berlin'i güldürüyor diye ekleyerek Fransa Cumhurbaşkanı'nın ülkesini ne hale düşürdüğünü anlatıyor. Evet Fransa bugün beyin ölümü gerçekleşmiş bir adam tarafından yönetilerek tüm dünyada adeta aşağılanıyor. Ülkesine yeryüzünü güldüren bir beceriksizin çırpınışlarıyla karşı karşıya. Ayrıca güldüren Fransa manzaraları da ilk değil. Afrika'daki 16 sömürgesini kaybetme korkusu yaşayan Fransa için Libya çok önemliydi. Bu ülkede iki liman alıp askeri üs kurarak kıtadaki diğer sömürgelerindeki çözülmeyi engellemeye çalışan Fransa gitti Hafter'i destekledi. Ancak Hafter Türkiye'den fena tokat yiyince Fransızların aklı gitti. Hafter'den geri alınan Giryan kentinde Fransız ordusuna ait Javelin antitank füzeleri ele geçirildi. Macron bu antitank füzeleriyle fena yakalandı. Fransız Savunma Bakanlığı füzelerin kendilerine ait olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Yaptıkları açıklamada terörle mücadele operasyonları kapsamında gönderilen bir Fransız askeri biriminin kendini koruması bahanesini öne sürünce dünyayı bir kez daha güldürdüler. Rezil rüsva olunca Tanzanya bandıralı bir gemiyi çevirerek Türkler bununla Libya'ya silah gönderiyor bahanesiyle arama yapmak istediler iki Türk fırkateyni engelleyince ağlayan bebeler gibi NATO'ya koşup şikayette bulundular. Sonuç alamadılar, bir kez daha rezil oldular. Yetmedi, Akdeniz ülkeleriyle toplantı yapıp Türkiye'ye gözdağı vermek istediler. Cezayir, Libya, Fas, Tunus reddedince toplantıyı Akdeniz'de kıyısı bulunan AB ülkeleri şekline çevirdiler. Orada Türkiye'ye karşıtı bir karar aldıramayınca dünyayı bir kez daha güldürdüler. Zaten Saint protta Macron Akdeniz konusunda hiçbir şey bilmiyor diyerek Fransa Cumhurbaşkanı'nın ne kadar zavallı ve gülünecek bir durumda olduğunu en güzel şekilde gösteriyordu. Güldüren Macron şimdi vik, -Vik diyor. Diyalogtan bahsediyor. Ankara'ya diklenen daha nice lider rezil rüsva olacaktır. Gülünecek hale gelecektir. Çünkü artık eski Türkiye yok her saldırıda güçlenen ve daha da büyüyen, dünya arenasında güçlü imajını her geçen gün pekiştiren bir Türkiye var artık. Macron gibi mikron kafalar bu güç algısının batıda daha da büyümesini sağlayacak birer kullanışlı eleman olarak çok işimize yarıyor. Bu açıdan bakınca Macron'un Fransa'da tekrar seçilme şansının olmaması beni üzüyor. Bekir Hazar Okan Müderrisoğlu Asırlık kazanım mı, tarihi patinaj mı? Ankara bir dizi yoğun mesaiye sahne oluyor. Bir yandan pandemi şokuna karşı direnç gösteren ekonominin 2020 bilançosu çıkarılıyor, diğer yandan da 2021 yılı ve sonrası için hesaplar güncelleniyor. Ekonomiyi merkeze alan bu çalışmalarla eş zamanlı olarak diplomatik sahada da açık ve örtülü seri görüşmeler gerçekleştiriliyor. Doğu Akdeniz, Libya, Suriye, Irak üzerinden kurulan denklemin ulusal çıkarları doğrudan bağladığı dikkate alındığında ekonomik açıdan kritik bir husus özellikle gözetiliyor. Nedir o? Ekonomi üzerinden siyasi alanı düzenlemeyi düşünenlerin faaliyetleri. Bir başka ifadeyle bugünkü hazırlıkların teması çok net. Türkiye'nin bağımsız siyaset uygulayabilmesi için ekonominin tehdit olarak kullanılabilir olmaktan çıkarılması lazım. Evet, Türkiye ne zaman derlenip toparlansa, şöyle bir etrafına bakınsa, tarihi ve doğal haklarının peşine düşse, ya ekonomik operasyona maruz bırakılıyor ya da toplumsal fay hatları tetikleniyor. Tıpkı bir asır önce olduğu gibi. Memleketin kaderini tayin edecek mücadeleler verilirken tüm enerjinin içeride tüketileceği bir senaryo sahneye konulu veriliyor. Kuşkusuz Türk devlet haklı yakın ve uzun vadeli tehdit türlerini dikkate alıyor, tedbirler üzerinde duruyor. Aynı şekilde Gezi'yi 17-25 Aralık kurgusunu ve 15 Temmuz hain darbe girişimini yaşamış, tamamına karşı duruş sergilemiş bu millet hatırı sayılır çoğunluğuyla tuzakları bozma iradesini muhafaza ediyor. Tabii bu arada milletin sosyoekonomik açıdan soluklandırılması içeride ve dışarıda tezgahlanan oyunlar yüzünden ilave bedeller ödenmemesi için büyük gayret gösteriliyor. Bir başka anlatımla Türkiye hassas bir diplomasi ve çeşitlendirilmiş işbirlikleriyle karşı bloğu ayrıştırmaya başlıyor. Duygusal değil stratejik sayıklı hareket ediyor. Arka kapı diplomasisini rasyonel çizgide tüm ülkelerle işletebiliyor. Ve bütün bunları dünyanın sayılı ve kıdemli liderlerden birine sahip olmanın avantajıyla sahaya yansıtıyor. Özetle yeni bir dünya kuruluyor. Eski dünya düzeninin sahipleri ise yeni dengelerde Türkiye'nin oynayabileceği rolü öngördükleri için bu gücü frenleme adına her türlü kozu kullanıyor. Üstelik iktidara gelme uğruna tekliflere açık görünen muhalif odaklar da bu sürece eşlik ediyor artık küresel dönüşüm kavşağına girmiş bulunuyoruz. Ya asırlı kazanımların arifesinde olduğumuz bilinciyle hareket edeceğiz ya da tarihi patinaja gireceğiz. Okan Müderrisoğlu